Mevlana ne güzel ifade ediyor. Ahman hali ne? Dü dünyada en acayip, en ibretli şey kuzunun diyor, kurda diyor sevdalanmasıdır diyor. Ondan sonra gelen ayet yine birinci ayeti 31. ayeti şey yapıyor. Melekler diyorlar ki biz dünya hayatının ahiretsin dostlarınız. Gafur ve Rahim olan Allah'ın ikramı olarak sizin canınızın çektiği her şey ve istediği her şey orada hazırdır buyuruluyor. Yani melekler ölüm anımızda o takva sahibinin yanında olacak. Kabirde yardım olacak, kıyamette yanında olacak. Karşılaştıkları o zor ahiretteki o korkunç durumlar karşısında korkmamalarını telkin edecek. Ve cennetteki nimetlerini bildirecekler. O şekilde o takva sahibi müminleri teselli edecekler. Ondan sonra Cenab-ı Hak bu bir vasfını bildiriyor. Bu ayet Mekke değildi. Daha o zaman bir Mekke bir vahşeti yaşıyordu. Nasıl bir vahşi bir ormanda nasıl insan bir korkulu duruma gelir? Müslümanların durumu da o şekildeydi. Her türlü hakaret vardı, zulüm vardı. Bir ayak bir deveye bağlanıyor, bir ayak bir deveye bağlanıyor. Ters istikamette gönderiyordu o kızgın çöller üzerinde değirmen taşları döndürülüyordu. Bu ayet o zaman indi. İnsanlar Kur'an ile Allah'a çağıran. Allah'ın kitabından taviz vermeyen. Allah'ın kitabını temsil eden. Ameli salihler işleyen. Allah'ın emrettiği şekilde hayatı istikametlendiren. O zaman ben Müslümanlardanım diyen. Kimse ben Müslümanım demeye korkuyordu. Kimin sözü daha güzeldir ondan buyuruluyor. Demek ki hayatımızın her safhasında bizim ben Müslümanlardanım halimizle, kalimizle bunu tevzi etmemiz lazım. Cenab-ı Hak bizi Allah Resulü ile beraber örnek olarak Allah'a yaklaşmamız için beraber olmamızı arzu ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beraberlik. Bunların misali çok kısaca en başta gelen Efendimizle merhamet ne kadardı, bende merhamet ne kadar. Efendimiz de tevazu ne kadardı? Ben de tevazu ne kadar. Ne dedi Mekke fethinde? Bir kişi geldi. Efendimiz'in manevi manevi heybinde şöyle sallandı. Ben dedi kral değilim dedi. Padişah değilim dedi. Ben dedi Mekke dedi kuru ekmek yiyen dedi. Kuru et yiyen senin komşunun ben yetimiyim dedi. Buyurdu. Velhasıl İbadurrahman Rahman yeryüzünde mütevazi olarak dolaşırlar buyuruyor. <laughs> efendimiz ne güzel bir merhamet. Ben her mümine kendi nefsinden davet edeyim. Yani kendi nefsinden onu daha çok düşünürüm buyur efendimiz. <laughs> bir kimse ölürken mal bırakır, mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa o borç da bana aittir buyuruyor. Nasıl bir cemiyeti, toplumu kendini zimmetli olarak görüyor. Allah dostlarının durumu da bu işte. Gavul Tayyip'e de aynı şeyi görüyoruz. Oğlum diyor, bunu diyor, iki yetimden ne haber diyor. Bu eti diyor, onları götür diyor. Ben yersem bir de sonra dışarı çıkar. O iki, o, o iki yetimi götürürsen arşa alayı çıkar buyuruyor. Velhasıl bu nasıl bir toplumu yüreğini almak suretiyle o toplumu terbiye etti. Dünyanın en vahşi insan Habeşli, Habeşli vahşi. Nasıl Allah Resulü'nün terbiyesinde radıyallahu anh oldu? Onu Allah Resulü ne şekilde terbiye etti? Neyle terbiye etti? O üsve-i hasenesi. O tevzi ettiği fez ve ruhaniyet. Demek ki bir mümin merhamette Allah Resulü'ne benzeyecek. Merhamet ailenin olan merhamet değil diyor. O bütün mahlukatta da var. Am ve şamil olan merhamettir. Bütün Allah'ın mahlukatını kaplayan merhamettir. İnsanlara merhamet bitecek. Hayvanlara merhamet başlayacak. Efendim Mekke fethine giderken süt emen kelp yavrularına incitmeyin. Öbür taraftan geçin buyurdu. Yanık bir karınca yuvası geldi. Kim yakabilir dedi. Allah'tan başka kimin yakma hakkı var dedi. Hayvan üzerine sohbet edenler gördü. Allah size bunları sohbet etmek için koltuk olarak yaratmadı buyurdu. Yeşillik bir vadiden geçerken ağır geçen hayvanlarınız orada otlasın, yemlerini yesin buyurdu. Kurak vadide giderken normal gidin buyurdu. Beytülmal'den zekat veriyordu, hayvanlardan zekat veriyordu. Bunu dedi al dedi götür ailene tembih et dedi. Hayvanları topraklı ve şeyli üzeri çamurlu bırakmasınlar dedi. Sütünü sağarken de dedi tırnaklarını kessinler dedi. Sütünü tamamen sağmasınlar, yavrularını bıraksınlar, onun hakkını yemesinler dedi. Yeni bir kişiyi kulağından tutarak hayvanı götür, niye boynuzundan tutmuyorsun buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem 20 üstünde bir Nebi var, terörle mücadeledir. Her şeyle terör. İnsana karşı yapan terörle mücadele. Hayvanata yapılan terörle mücadele. Nebatata yapılan terörle mücadele. Bir kişi kökünden sallıyordu ağacı. Ne yapıyorsun dedi. Ot alacaksa, yaprak alacaksan dedi, kökünü de incitmeden alsan olmaz mı buyurdu. Bir bedevi geldi. Daha yeni İslam farkında değil. Ravza'ya girdi, döndü, affedersiniz, beblini yapmaya başladı. Sahibini, kılıcını eline aldı, neredeyse parçalayacaklar. Sakin olun dedi. Bitsin dedi, bitirdi. Çağırdı, hatta bir koğusu getirdi. Ya kendisi döktü, ya da döktürdü. Bak dedi burası dedi Allah'a secde edilen yerdir dedi. Kur'an okunan yerdir dedi. Bundan sonra böyle bir ihtiyacı olduğu zaman bunu sen dışarıda görürsün dedi. Adam bu merhamet karşısında sevindi. Ya Resulallah, Allah senden ve benden ikimizden Allah razı olsun dedi. Yok dedi. Bu kardeşine dua edeceksin. Allah hepimizden razı olsun diyor. Velhasıl Efendimiz'deki merhamet. De bir Müslüman da haliyle kâile, ile bir tebli halinde diyor, olabilmesi. Tevazu ayrı ayrı bir güzellik efendimizde. Cömertlik ki ke kerim sıfatı Cenab-ı Hakk'ın kabına varılmaz bir hadise. Fedakarlık en zor anında diyor Hazreti Ali diyor Allah Resulü arkasına sığınırdık diyor. Yine bir şey var bu o, Beşir bin Hassasiye var. Bir gün diyor ben diyor iman etmek için diyor Allah Resulü'nün huzuruna geldim diyor bana diyor itikadımı bildirdi diyor. Amentünün şartlarını bildirdi diyor. Ondan sonra farzları bildirdi diyor. Ben de dedim ya Rasul, bunların hepsini ben yaparım. Ben iki şeyden mazur gör. Bir ben sadaka veremem. Anca hayvanlarım var. Onda da ben anca şey yapıyorum. İkinci bana cihat da teklif etme. Ben fazla öyle kendimi yoramam. Dedim diyor. Cihat adam öldürme değil. Cihad adam diriltmedir. Bazıları adam öldürme olarak cihad şey yapıyor. Kılıçla fetih olmaz, kalplerle fetih olur. Elimi tuttu diyor Allah Resulü. Beni iyice şöyle salladı diyor. Peki diyor sen diyor sadaka vermeyeceksin, cihad da etmeyeceksin. Nasıl cennete gireceksin? Onu söyle bana dedi diyor. Ürktüm diyor, korktum diyor. Ya Resulallah diyor. Bundan sonra ben sadaka da vereceğim, cihatta da bulunacağım. Allah yolunda gayret edeceğim buyurdu. İffet ve haya. Bugün toplumun en çok muhtaç oldu erkek ve kadına. Velhasıl. Sadakat, ahde, vefa. Affedicilik. Affedici, efendim baktı sınırsız bir affedici. Tam Mekke devri, Mekke şeyim, Mekke bir kısas yapma devriydi. Hep af buyurdu. Hepsi merhametli kardeş dediler. Yine ayet-i kerimede iyilikle kötü bir olmaz. Sen kötüyün en güzel önüne buyuruyor. Seninle de o diyor yakından bir dost olur diyor. İşte bunu Hz. Yusuf Aleyhisselam'da görüyoruz. Efendimiz'de görüyoruz. Nasıl bir dost olabilme? Demek dost olmanın anahtarı da affedebilme. Damdam, Ebu Damdam hadisesi var. Efendim sonra diyor Ebu Damdam'dan daha aciz misiniz diyor. O diyor sabahleyin kalkar diyor. Ya Rabbi beni gıybet edenler sen affet derdi diyor. Hilim ve müsamaha, adalet, Mümin bu çok mühim. Efendimiz vefata yakın bir zamanda Ravza'ya geldi. Kendi şahsında bizlere bir tebligat da buyurdu. Eshabım dedi, kimin malını aldımsa bilmeden işte malım gelsin alsın buyurdu. Ridasını attı şöyle geriye, sırtını açtı. Kimin sırtına vurdumsa dedi, işte sırtım gelsin vursun dedi. Lafayette diyor ki Fransa ihtilalcisi, ey büyük insan diyor ki Hristiyan, dünyada diyor senin tevzi ettiğin adaleti şimdiye kadar kimse tevzi edemedi diyor. Velhasıl Müslüman her yerde bir numune olacak. Velhasıl insan bir çiçek bahçesine girdiği zaman bir ferahlar. O çiçeklerin, rüzgarın verdiği kokuyla bir huzur bulur. E, mümin de her hali öyle olacak. Nezaket, bugün maalesef bu da unutulmuş bir hadis. Cenab-ı Hak niye bir çiçeği yarat? Çiçek bir bitkidir nihayet. İşte Efendimizin sembolü güldür. Mevlana diyor ki fakat diyor gülü diyor koklamak için diyor. O diyor dikenleri diyor razı olman lazım diyor. Esat Erbil Hazretleri de ben diyor o diyor Gonca'ya varabilmek için diyor bütün dikenlere bütün dikenlerden ben razıyım diyor. Yani hayatın bütün imtihan şeylerinden ben razıyım diyor.